ön ödeme yapmadan Kadir Bey Resort Otel'de kalamazsınız Sayın Müsteşar Kemal Bey. Bu tesisimizin bir prensibidir. O zaman siz o Kadir Bey Resort Bey'e söyleyin. Kimse Müsteşar Kemal'den ön ödeme alamaz. Ne içiyoruz Sinan abi? Ben bir gin tonik alayım. Siz efendim? Ben bir kokteyl rica edeyim. Ne kokteyli? Neler var Kadir Bey? Şu anda karışık meyve sularımızla soda ayran kokteylimiz mevcut. Bak bunu silmezsen akşama çıtır çıtır olursun. Ya, yanına ketçap döker yeriz seni. Ya Allah Allah şu yağı sürme ya. Kırpınan güzeli müze yen ya. İsteyince atıyoruz kardeşim. Tamam. Hadi. Bir, iki, üç. Hızlı at. Adam boğuluyor. Çabuk ol. Su soğuk patron. Ne demek su soğuk? Sen can kurtaran mısın, ev kedisi misin be adam? Biz kurtarırız Kadir abi, sen merak etme. Evet. Ulan! Kurtarın beni. Ege'de sular ısınıyor. Ya ya tabii. Çıkın burada be! Burası bizim kıta sahanlığımız. Ya kime diyorum? Ay Kemal Bey. Yok yok. Siz kesin hesabım benim. Ayrılıyorum ben. Yo Nilüfer Hanım. Siz çok yüksek dozda yanlış anlamaya maruz kalmışsınız. Sizi yollayamayız. Siz bir süre daha Kadir Bey Resort Otel'de müşahede altında kalacaksınız. Ay senin kafana köpürmüyor be. Al şu şapkandan biraz. Asos'taki doğal hayatı tehdit ediyorsunuz. Canlılar ölüyor. Konuşma lan, ne diyorsun lan? Gel şimdi. Al şapkanı. Gel o şapkanı. Şapkanı. Dede Kliftik'te ispat çok önemlidir. Benim işte kardeşim, ne ispatı? Nasıl ispatlayacağız? Bilmem. Çok kolay. Kül kedisi Cinderella yöntemiyle. Cinderella yöntemiyle mi? Evet. Yani şimdi bu kalıba Cinderella'nın ayakkabısı diyeceğiz. Bu durumda Cinderella'nın ayağına ihtiyacımız var. Yani Cengiz Bey'in otelinde pişen özel Cengiz Bey kekine. Eğer ikisi birbirine uyarsa hırsız bu otelde demektir. Niye uyandırdınız beni kardeşim? Hamam nerede benim hamam? Ramiz Bey siz çok fena bir uyur gezersiniz. Uyurken kalkmışsınız, denize girmişsiniz, boğuldunuz efendim. Cengiz Bey'in otelinde pişen orijinal kek. Bu da 16 nolu odanın sedirinde bulduğum kek kalıbı. Bakalım uyuyacak mı? Uydu. Demek hırsız bu otelde. Benimle dans etmek ister misin? Muhtemelen o kayıkla gelen kişi de sizsiniz. Beni taciz ediyorsunuz. Ama karşılık vermeyeceğim. Ege'de suların ısınmasına müsaade etmeyeceğim. Rafi. Buyurun patron. Bakın o da servisiniz tak Kenya'dan geldi. Diğer numara ise Dombili'dir. Hürmetler. Beyefendi yaptığınızı beğendiniz mi? Misinalar birbirine dolanmış. Sizin suçunuz. Benim oltamın üstüne atıyorsunuz oltamızı. Bakın sizin yaptığınıza dağdan gelip bağdakini kovmak derler. Bağdaki biziz, dağdan siz geldiniz beyefendi. Ne o? Bana ayıp demek istiyorsun. Bu ne bu? Kola 20 milyon. Ha? Her şey dahil değil mi? Her şey dahil, bahşiş hariç efendim. Git işte abi. Peki bu ne? Hafif keman müziği 50 milyon. Ama Müsteşar Kemal Bey, biz sizin evliliğinizi kurtardık. 50 milyon çok mu rica ederim? Aa, olur mu hiç öyle şey canım? Soygunculuk mu? Evet, modern aydıt bunlar. Faturamı kesin. Fatura koçanımız dün bitti Kemal Bey. Yarın matbaadan yenileri gelecek. Ben o zaman şey yapayım. Yazar kasa da olur. Yazar kasamız da tamire gitti efendim. O da cumaya gelecek. Ha isterseniz cumaya kadar kalın mı bana yazar kasaya? Yok ya, bir de vergi kaçırmak ha. Yetkili vergilere bildireceğim bunu. Hadi bakalım Müzeyyen Hanım. Gidiyoruz. Kadir Bey. İyi günler Nilüfer Hanım.
Kadir Bey, ben ayrılıyorum. Aa, neden Nilüfer Hanım? Asos'tan uzaklaşmam lazım. Ama Nilüfer Hanım, siz İstanbul'dan uzaklaşmak, kafanızı dinlemek için Asos'a gelmemiş miydinizdi? Evet. Evet ama o alçak Ömer'in beni aldatışı bir türlü gözümün önünden gitmiyor. Yani benim daha uzaklara gitmem lazım. Böyle yurt dışına falan çıkmam lazım. Yurt dışında Ömer çekmiyor mu efendim? Çekmeyen yeri bulacağım. Uzaklara gideceğim, denizleri aşacağım. Peki siz hiç Bozcaada'yı görmüş müydünüz Nilüfer Hanım? Bozcaada mı? Evet, Bozcaada. Ne yapıyorsun sen? Bahşiş kutusunu açmaya çalışıyordun değil mi? Evet, kaç para birikti merak ettim, sahip kapatacaktım. Yemezler canım, yemezler. Parayı alıp cebe atacaktın değil mi? Sen bana hırsız mı diyorsun Dömbeli? Ver şunu be. Ya sen bütün gün yatıyorsun, o para benim aklım, ver şunu. Ya gitsene be, bak. Dömbeli. Ya bırak benim aklımı. Gel be, Dömbeli. Gel. Dur Dömbeli, dur. Bence Bozcaada size çok iyi gelecek Nilüfer Hanım. Hem istediğiniz o gemi yolculuğunu yapabileceksiniz, hem Bozcaada'nın meşhur ve lezzetli şaraplarını tadabileceksiniz, hem de Kadir Bey Resort Otel'deki tatilinize devam etme fırsatını bulacaksınız. Bilmiyorum, kafam çok karışık. Hiçbir konuda karar veremiyorum. Şimdi yurt dışına çıkacağım diye neler çekeceksiniz Nilüfer Hanım? Önce gideceğiniz ülkeyi seçeceksiniz, vize almak için dünya kadar evrak toplayacaksınız, tonlarca para harcayacaksınız, uçağa bineceksiniz, uçak oraya varacak. Tabii bu arada uçak türbülansa yakalanıp düşmezse. Türbülans mı? Evet, türbülans. Oysa Bozcaada'ya giderken türbülansa yakalanan bir arabalı vapur şimdiye kadar hiç görülmedi. Evet evet, ben en iyisi Bozcaada'ya gideyim. Çok güzel. O zaman ben siz geri dönene kadar odanızı tutuyorum. Ne zaman dönersiniz? Bilmem ne zaman döneyim. Yarın dönün. Tamam. Ben nasıl gideceğim Bozcaada'ya? Çok kolay. Eminönü'nden Kadıköy'e geçmek kadar kolay. Hadi Dönbe, gel. Gitme şimdiden. Taraf atma, atma. Nasıl buldun sana öğrettiğim yöntemi? Gerçekten çok güzel. Tabii oğlum, tatil köyünde içkiye para vermek enayiliktir. Ne ya, enayilik? Enayilik tabii. Alırsın biranı dışarıdan, söylersin ortaya bir bira, o orada durur, sen alttan takviye yaparsın. Takviye? Takviye, ilave. Aa. Hadi, sağlığına. Hoş. Yoksa vermeyeceğim. Benim, o benim. Gel buraya. Bırak be. Anne, neden her işi sen yapıyorsun? Bilmiyorum kızım. Babana karşı koyamıyorum. Ya aptalım ya da aşığım. Hulya, her yere baktım bulamadım. Bizim bu Hasan'la Rafi nerede? Bilmiyorum, birbirlerini kovalıyorlardı. Arka taraftalar herhalde. Jeneratörün olduğu yerde mi? Evet. O jeneratöre bir zarar versinler, ikisini de 220 voltta ızgara yaparım. Kömüre döndürürüm. Zaten Rıfı abi kömür gibi baba. Demek ki jeneratöre zarar verirlerse elimde iki tane Rıfı abin olacak. Zaten o jeneratörü bizden çok seviyorsun Kadir. Aşk olsun Hulya. Jeneratörün yeri ayrı, senin yerin ayrı. Sensiz ve jeneratörsüz bir tatil köyü düşünemiyorum. Gıdık. Keşke ben de jeneratör olsaydım. Seni çarpardım. Ben şunlara bir bakayım da geleyim Hulya. Kara patma, kara... Benim işte bu. Merak ettim. Ver, merak ettim. Hayır be.
Ben hakikaten ben. Bırak. Hasan, eşek herifler, ne yapıyorsunuz siz? Patron, bu Fatma bahşiş kutusundaki bahşişleri çalmaya çalışıyor. Sensin Fatma. Bana bakın, bu kutuyu açacak tek yetkili merci benim. Benden habersiz açmak da ne oluyor ha? Benim payım daha yüksek olacak değil mi patron? Bu hep yatıyor. Asıl bu dön bile yatıyor. Benim pay yüksek olmalı. Saçmalamayın. Tabii ki en yüksek pay benim. Çünkü en çok çalışan benim. Ver bakayım şu kutuyu. Hadi düşün önüme. Bakın burada yüksek gerilim hattı var. Çarpılırsınız. Yalla. Yürü. 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 Hadi. Bakma. Dön bile. Duracak. Ve sadece ve sadece ben istediğim zaman açılacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. İyi. Şimdi az önce hesapları inceliyordum. Bizim Almanyalı Hans'ın bira tüketiminde çok ciddi bir düşüş var. Aynı şekilde kumarbaz Naci'nin içki tüketimi de azalmaya başlamış. Arkadaşlar biz bunlardan iyi para kazanıyorduk ya. Ne oldu bunlara böyle? Ha? İçkiyi azalttılar patron. Gündüz bir tane bira söylüyorlar, onu da paylaşıyorlar. Akşamleyin de bir tane rakı söylüyorlar, bir duble. Onu da saatlerce içiyorlar ya. Evet, iki saat önce bir şişe bira vermiştim. Hala bitirmediler. Nasıl olur kardeşim? Bunlardan biri zaten Almanyalı. Bira söz konusu olduğu zaman bir Almanyalı ile bir sünger arasında zerre kadar fark olmaması lazım. Vallahi bilmiyoruz patron. Hans, ben delilleri yok edeyim. Şimdi çok kıllandım işte. Kadir Bey Resort Otel'e gizli, kaçak ve gayrimeşru yollardan içki sokuluyor olabilir. Nasıl? Aynen şöyle. Dışarıdan bir büyük rakı alınır, otele gizlice sokulur. Sonra masaya tek bir rakı paravan olarak söylenir. Bittikçe masanın altından takviye edilir. Bunlar tereciye tere sattıklarını sanıyorlar. O zaman şu anda masanın altında biri olması lazım. Aynen ben de öyle düşünüyorum Hasan. Takip edin beni. Bakın onları nasıl yakalıyorum. Tamamdır Almanyalı. Şişeleri çöpe attım. Ya bitti. Evet bitti. Ama güzelleştik değil mi? Birazdan da dışarı çıkar, akşam için rakı alırız. Ben bira istiyorum. Birayı içeri sokmak zor oluyor. Bir tane iki tane içmiyorsun ki, kasayla içiyorsun. Ich bin Deutsche, Almanyalı. En temiz rakı, koltuk altında içeri sokuveriyorsun. İyi günler, hürmetler. Afiyet olsun Naci Bey. Afiyet olsun Hans Efendi. Teşekkürler. Sağ ol Kadir Bey. Şöyle bir tavla atalım mı? Yeşiline. Tavla? Tabii Naci Bey. Atarız. Merak etmeyin Ali. Aha! Tuzluk düştü. Pardon, ben bir bakayım. İşte buradaymış. Buldum. Nerede bu içkiler? Hadi Hans, biz gidelim. Nereye? Hans'a Asos'u gezdireceğim. Ne oldu patron? Bulamadın mı? Evet bulamadım. Bulamadım ama daha da şüphelendim. Bunlar şimdi içki almaya gittiler. Ne olacak şimdi? Ne mi olacak? Siz kapıda nöbet tutacaksınız. Geldiklerinde bana haber vereceksiniz. Üstlerini arayacağım. Bakalım içeri içki sokuyorlar mı? Tamam bakalım. Hadi görev başına. Hulya, ben içeri kestirmeye gittiğimde sen kahve içiyordun. Yine mi kahve içiyorsun? Evet Kadir, bir sakıncası mı var? Hulya, akşam yemeğe yaklaşıyor. Patatesler seni bekliyor. Kim soyacak o kadar patatesi? Kusura bakma Kadir, o kadar patatesi soyamam. Artık yemek yapmıyorum. Ama Hulya... Hani Bolu'dan aşçı getirtiyordun Kadir? Hala niye gelmedi? Ben Bolu'dan aşçı getirmekten vazgeçtim Hulya. Fransa'dan getirtiyorum. Yalnız adamın uçak fobisi varmış. Arabayla geliyor, o yüzden biraz geç kaldı. Atma Kadir.
Neden? Fransız aşçının uçak korkusu olamaz mı yani Hulya? Sen git bu yalanlarla müşterilerini anlat. Patates falan soymuyorum Kadir. Of ya. Of ya. Ben kime soyduracağım bu kadar çok patatesi ya? Geliyorlar. Ben Kadir Bey haber verdim. Dur 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 Fatma, nereye gidiyorsun ya? Patron uyuyor. Rakı arabasını ben yaparım. Ya sen ne anlarsın aramadan ya dombile? Ya ne demek ne anlarsın ya? Çaktırmadan şöyle 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 arayacağım işte. Yürü. Hoş geldiniz Naci Bey. Hoş bulduk. Montunuz çok güzelmiş. Güzeldir kardeşim, sağ ol. Kumaşı ne bunun? Ya sana ne kumaşından? Ne yapacağım? Çok, çok ya, beğendim. Uyanıyorum ben, çekerim şuradan ben. Hani arayamadın adam Dombile? Senin yüzünden. Niye gıdıklıyorsun adamı? Kara Fatma. Bana Fatma deme. Fatma. Ulan Dombile başkışı. Dur lan beni böyle yedin. Durun be, ne yapıyorsunuz be? Ne yapıyorsunuz? İçeriye Almanyalı Hans'la Naci girdi, siz bana haber vermiyorsunuz. Ben aradım Hüseyin'i, hiçbir şey yoktu. Bence vardı. Yoktu be. Vardı. Yoktu. Dur, vardı. Durun. Hadi yürüyün patates soymaya. Ne? Patates. İçeriye gizli içki sokuyorlar, sizin haberiniz bile yok. Bana haber vermiyorsunuz. Geç içeri. Yürü, yürü sen de haytalar sizi. Yürü. Dombili. Yürü çabuk. Ya, çabuk yürü. Olur. Allah'ım patatesler Allah'ım. Sizi bekliyor. O bir çuval patates soyulacak. Marş. Kadir Bey. Buyurun Numan Bey. Nilüfer Hanım nerede acaba, gördünüz mü? Ha şu aldatılmış teyze mi? Lütfen ona aldatılmış teyze demeyin. Biz artık sevgiliyiz malum. Öyle mi? Sevgiliniz Bozcaada yolunda Numan Bey. Bozcaada mı? Ne işi varmış Bozcaada'da? Eski sevgilisi olan o Alçak Ömer'i unutmak istiyormuş. Beni unutturamadığım herifi Bozcaada mı unutturacakmış be? Merak etmeyin, yarın gelecek Numan Bey. Siz keyfinize bakın. Ulan iki dakika kestirelim dedik, manitayı da kaçırdık, iyi mi? Of ya, bıktım bu tatil köyde. Hep iş. Ben de senden bıktım. Asıl ben senden bıktım. Bu nasıl patates soymak ya? Rafi, bu nasıl patates soymak? Ya bu kadar kalın patates mi soyulur? Biraz ince soyun kardeşim. Maliyeti arttırıyorsunuz ya. Ben anlamam ki patates soymaktan ya. Ben de anlamam patron. Ya bırakın. Böyle patates mi soyulurmuş? Bırakın. Yarısını çöpe atıyorsunuz kardeşim. Batıracak mısınız siz beni ya? Merhabalar. Merhaba. Oo, kimler gelmiş? Pırlanta Sevinç ablayla Terzi Hüseyin abim gelmiş. Hoş gelmiş, sefa getirmiş. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Sevinç teyze, nasılsınız? Sağ ol Hasan, sen nasılsın? Vallahi çok iyiyim. İşte Rafi'den başka derdim yok. Ay Hüseyin, ben çok beğendim burayı. Vallahi pırlanta gibi yer. Öyledir Sevinç abla, öyledir. Siz isterseniz buraya Kadir Bey Pırlanta Resort Otel diyebilirsiniz. Etrafa bakılırsa bize söylediğim fiyatlar da biraz pırlanta. Aa, Hüseyin abi, hallederiz. Az sonra tesisimizin geleneksel yarışmalarından biri başlıyor. Kazanacağınız ödülle tatilinizi beleşe getirebilirsiniz. Beleşe mi? Neymiş o geleneksel yarışma? Kadir Bey Pırlanta Resort Otel patates soyma yarışması. Vallahi ben buradayken bu yarışmayı kimsenin kazanması mümkün değil. Pırlanta gibi patates soyarım ben. Zaten sizden başka yarışmacı yok Sevinç teyze. Yok mu? Oo, Terzi Hüseyin. Hoş geldiniz ya. Hoş geldiniz Sevinç Hanım. Hoş bulduk Müşgen Hanımcığım. Hoş geldiniz Sevinç Hoş Hanım. Hoş bulduk. Ne işiniz var burada? Kadir aradı. Telefonda epey reklam yaptı. Biz de birkaç günlüğüne kaçalım dedik. İyi yaptınız. Siz buralarda tatil yapar mıydınız Müşgen Hanımcığım? Etrafta şato göremiyorum da. Sinan paramızı Kadir'e kaptırdı. Geri alabilirsek Çeşme'ye gideceğiz inşallah. Demek senin CNC'ler çalışıyor, parayı da Kadir yiyor, öyle değil mi Sinan Usta? Kızım parayı da yiyecek, sabırlı ol Hüseyin Usta. Oo, birazdan Sevinç yarışma kazanacak, tatilde beleşe getireceğiz. Vallahi pırlanta gibi olacak.
Tatiliniz için Kadir Bey Resort Oteli seçmekle hayatınızın en akıllı, en doğru işini yapmış bulunuyorsunuz. Vallahi benim hayatımda yaptığım en akıllıca iş kocamdan boşanmak oldu. Dul musunuz? Benimki de burun estetiği. Burun estetiği çok yakışmış, çok güzel olmuş. Güzelliğinize güzellik katmış efendim. Buyurun odanız. Ha, sizi 5 dakika sonra çardağımızda bekliyoruz. Animasyon ekibimizin düzenlediği patates soyma yarışmasına katılmalısınız. Mutlaka katılın çünkü ödül çok büyük. Aa, ödül ne? Ödülü ben daha sonra açıklayacağım. Buyurun. Geliriz, geliriz. Buyurun efendim, buyurun. İyi tatiller. Ben yardım edeyim şöyle. Kazanana bir ödülü vermeliyim. Ama parası benden çıkmamalı. Ama bu ne olmalı? Ne olmalı? Ne? Ay, ödül olarak ne kazanacağımı çok merak ediyorum. Ödül neymiş Sevinç Hanım? Akşam yemeğinde patates püresi mi? Yok canım, daha büyük bir şeydir herhalde. Kadir'in vereceği ödülden ne olacak ya? Olsa olsa keçi sütü verir. Oh oh oh, bakıyorum keyifler yerinde. Yerinde, yerinde. İyi, iyi, iyi. Dombili Baykuş, gel buraya. Her şey hazır mı? Hazır Kadir abi. Güzel. Kadir'cim, ödül ne? Vallahi meraktan çatlayacağım. Ödül mü? Ödül büyük bir şey. Müthiş bir şey. Söyleyin o zaman, belki biz de katılırız. Hayt! Ben buradayken mi? Patron, bıçaklar hazır. Ya hadi açıkla artık şu ödülü. Ödül? Ödül... Ödül! Ödül, ödül Rafi'nin altın kolyesi. Ya. Ne yapıyorsun patron, bırak kolyemi. Evet, ödül bu altın kolye. Gördüğünüz gibi gayet ağır ve kalın. Üstelik ucundaki kartalı da sayınca epey olgun, dolgun ve yüklü bir ödül. Aa, pırlanta gibi ödül ayol. Satar bilezik alırım. Hadi Sevinç, başla hemen. Zaten başka yarışmacı da yok. Tamam tamam, gidiyorum. Ay, bir dakika bir dakika, ben de katılıyorum. Ben de. Hülya da katılıyor. Neye katılıyorum Kadir? En hızlı patates soyma yarışması Hülya. Büyük ödülü sen kazanmalısın. Hadi bakalım. Aa. Hadi, hadi Ceren, hadi yavrum. Bak patron, bu kolye benden başkası takarsa hırsızlık getirir. Öyle mi? Boş ver Rafi, zaten altının modası geçti. Hırsızlığı getirin diyorum patron. Evet arkadaşlar, şu çuvalda görmüş olduğunuz patatesler soyulacak. En çok patatesi soyan yarışmayı kazanacak. Ama ince soyulmamış patatesler sayılmayacak. Şimdi kaplarınıza su konur konmaz yarışma başlayacak. Patateslerin kararmaması lazım. Rafi, Rafi buraya gel, su getir. Kolyemi geri alacağım. Mutlaka ben kazanacağım. Çok zor Fatmacığım. Senden 3 patates ilerideyim ben. Bana bak. Sen kazansa bile kolyemi geri veriyorsun ona göre. Tabii tabii. Hadi hadi hadi, daha hızlı. İşte soyuyorum ya Sinan. Bana baskı yapma. Hadi Sevinç. Geçenlerde yaptığım patatesli böreği hatırla. Tamam soyun tamam. Bilin soysana kızım sen de. Ya ben güneşleniyordum. Niye zorla kattınız beni? Sen git güneşten Pelin'cim. Benim karşımda şansınız yok zaten. Baksanıza pırlanta gibi soyuyorum. Tolga biraz ince soyar mısın? Doğal kaynakları bu kadar savurganca harcamamalısın. Entel entel konuşma Meto. Şurada ne güzel yarışıyoruz ya. Öyle değil mi? Hadi Hülya, biraz çabuk ol hayatım. Elini çabuk tut. Bak Sevinç Hanım ne kadar hızlı çalışıyor. Mutfak robotu gibi maşallah. Pırlanta, pırlanta. Hiç heveslenme Kadir. Ben bu yarışmaya Rafi'den zorla aldığın kolyeyi geri vermek için katıldım. Sağ ol Ceren. Ceren, kızım bari sen gayret et. Hadi kızım bak, akşama patates kızartması var. Hadi benim minik kuşum, çabuk ol. Kuş ya, benden bir tane soyabildim. Neyse, hiç değilse patatesler soyulur. Evliyken bile bu kadar patates soymamıştım.
Zaten o yüzden boşadı seni. Akşam yemeğine de az zaman kaldı. Hadi millet hadi. Biraz çabuk olun ya. Nedir bu? Bakın daha çuvalın yarısı duruyor. Hadi kardeşim hızlı olun hızlı. Ya biraz ince soysana kardeşim. Mahvettin patateslerimi ya. Ziyan etmeyin çabuk soyun hadi. Hadi. Çabuk olun. 17, 18, 19, 20. 20 hulya. Çok az hulya. Ceren'cim bir... Ceren bu ne Allah aşkına? Hulya bir ara kızımıza patates soymasını öğretir misin lütfen? 2. Evet arkadaşlar. Yarışmanın sonucunu açıklıyorum. Ay çatlayacağım meraktan. Ben de. Evet. Sevinç Hanım'la başlıyorum. Sevinç Hanım tam 35 patates soymuş. Bravo hanım çok iyi. Müjgan Hanım 14 patates. Müjgan? Fark yemişsin. Bıçağım kördü sana. Pelin Hanım 7 patates. Tolga Beyefendi 8 patates. Ben denize gidiyorum. Hande Hanım 10 patates. Tuğçe Hanım 8. Sevgili eşim Hulya ise 20 patates soymuşlar. Kızım Ceren sadece 2 patates soyabilmiş. Benim kazandığım şimdiden belli oldu. Rafi ile Hasan'a yenilecek değilim ya. Rafi Maranga tam 36 tane patates soymuş. Oley! Kulübe geliyor. Bir dakika. Tombili Baykuş Hasan ise tam 40 patates soymuş. Vereyim Hasan'cığım, al bakalım. Ama beni, bir dakika. Yarışmayı Dombili Baykuş Hasan kazandı. Ödül onun hakkı, tam 40 patates soymuş. Ver şunu bak. Niye verecek? Fatma. Bu işte bir şike var. Ben 40 senelik ev hanımıyım. Oysa bir tornacı çırağı beni nasıl geçebilir? Doğru. Üzülmeyin Sevinç Hanım. Siz de en nefis patates yemekleri yarışmamızı kazanırsınız belki. O ne zaman? Hemen şimdi. Mutfak bu tarafta efendim. Hemen gidiyorum. Çekilin. Çekilin çocuklar. Sizler katılmayacak mısınız? Katılırız tabii. Bu sefer mutlaka ben kazanacağım. Hadi yürü. Tabii. Evet Hulya. Bu akşam sen bir salata yapsan yeter hayatım. Of. Gel kızım. Buyurun hanımlar alın. Bol bol alın. Bunların devamı var daha. Bu ne kardeşim? Bunların hepsi patates yemeği. Evet Naci Bey. Çünkü bugün Kadir Bey Resort Otel özel patates yemeği gecesi. Milli mi patates? Öyle mi? O zaman biraz bira içersiniz bu akşam değil mi Hans Bey? Özlemişsinizdir. Nein, ben rakı içecek. Bize birer dubla rakı yollar mısınız? Tabii Naci Bey, derhal. Yürü Hans, hadi oturalım. Okey. Demek bugün içeriye rakı soktular, he? Patates yemeği yarışmasının sonuçları ne zaman açıklanacak? Yemekten sonra açıklar herhalde. Hanımlar, anladığım kadarıyla Kadir'in oyununa geldiniz. Bakın size önce patatesleri soydurdu, sonra da yemeğini yaptırdı. Yok canım, Kadir yapmaz öyle şey. Yapar Hüseyin abi, yapar. Kadir öyle bir sahtekar ki, geçen hafta gözleri görmeyen bir adamı havuz diye denize soktu. Ya, adam tatil köyünü büyük sansın diye şu bahçede 15-20 tur attırdı. O da bir şey mi? Sinan'dan bir aylık parayı peşine aldı. Ben biraz patates püresi alayım. Sen vermedin inşallah Hüseyin. Belki erken gideriz. Ben gidip biraz patates salatası alayım. Dömül. Ver onları bana. Efendim buyurun. Duble rakılarınız. Danke schön. Afiyet olsun efendim. Başka bir arzunuz var mıydı? Yok sağ ol. Guten Appetit.
bardakları nasıl doldurduklarını anlayabilir mi sen? Vallahi anlayamadım Kadir abi ya. Belki de hala ilk duble içiyorlardır. Saçmalama Hasan. Bu neredeyse üçüncü dubleleri. Bardağı masanın altına indirmeden nasıl dolduruyorlar onu anlamadım. Nerede bu dışarıdan getirdikleri şişe ya? Hadi sağlığına. Sağlığına. Afiyet olsun. Sürekli içtiğiniz halde bardağınız hiç boşalmıyor. Neden? Yavaş içiyoruz da ondandır. Kafalar güzel olmuş ama. Olabilir kardeşim. Belki kokusu sarhoş ediyor. Öyle mi? Peki. Deli olacağım ya. Nerede bu şişe ya? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Yürü Dombili Baykuş'a sen. Yürü, yürü. Haklı sıra bizi yakalayacak. Hans şunu bir tazeleyiver. Aferin Hans. Senin motorcu kaskı bayağı işe yaradı. Kaskım raki kokacak. Olacak o kadar. Hadi sağlığına. Sağlığına. Senin kask da termos gibiymiş. Rakıyı bayağı soğuk tutuyor. Dombili. Ne var? Kara Fatma. Şu dünyanın kolye geri ver istersen. Hadi be avcunu yalarsın. Bak fena olacak ha. Ya sen kardeşim sabah sporunu yaptırsana ya. İyi, sen de katıl istersen. Bana ne ya? Sabah spor yaptırmak senin işin. Ay havanın güzelliğine bak. Hadi ben yüzeyim. Tamam. Rafi'cim, düşündüm de sabah sporuna ben de katılayım ha. Kızlar, sabah spora buyurun. Aa süper. Ben de zayıflamak istiyordum zaten. Hadi gel gel. Eğer bu dombili test çevirebilsem cebinden kolyem düşer. Evet, herkes hazır. Güzel sporlarımız başlıyoruz. Müzik de hazır. Evet. Hazır mıyız? Evet, şimdi hop, 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 güzel, hop, hop. Şimdi sağ gidiyoruz. Maşallah. Güzel, evet, solda. Evet, aynen öyle. Hop, falan. Şimdi tekrar sol. Ve şimdi yeni bir hareket yapacağız. Omurdak akma hareket. Şimdi dombili seni yatıyorsun. Ben ayağına yardım edeceğim. Ben yapacağım. Evet, ben ayağına tutacağım. Sen yat. Tamam, tamam. Bırak kardeşim, ben yaparım ya. Olsun, olsun. Tamam, ben yaparım. Hadi, hadi, hadi. Yat, yat yerde. Evet, evet. Kızlar, siz aynısını yapın. Bizim yaptığımız gibi, ha? Evet. Tamam, ben yaparım. Aferin kızlar, güzel. Çok güzel, evet. Hah, kolyem. Anam beni! Anne, niye bıraktın ya? Ben ne bileyim, benim yaptığımı yapın dedi. Bana bak Sevinç, bugün hiçbir yarışmaya katılmıyorsun. Ay yok Hüseyin, katılmam. Dün bütün gece patatesler gördüm rüyamda. Sinan haklıymış, Kadir bizi resmen kandırdı. Şu gudubet oda için bizden bir sürü para aldı. Doğru, haklısın Hüseyin. Çadır bile pırlanta kalır bu odanın yanında. Vereceğiz parayı. Keşke Ayvalık'a gidip Mehmet Usta'nın yanında çadır kursaydık daha iyiydi. Günaydın, hürmetler efendim. Kadir. Buyur Hüseyin abi. Bu odanın telefonu yok, kliması yok. Doğru dürüst bir dolabı bile yok. Bu ne biçim oda? Hem sıcak suyu bile akmıyor. Siz musluğu açıp bekleyin Hüseyin abi. O mutlaka gelir. Bekledik, gelmiyor. Gelir Hüseyin abi, gelir. Ben denize gireceğim. Bu yaşta ne dedin siz Sevinç? Sonra el alem ne der? Ne der? Bu yaştaki bir kadın utanmadan mayo giymiş der. Demez, demez. Der, der. Demez. Der Sevinç, der. Dombili Baykuş Hasan. Ne işin var senin bu göbekle amutta mamutta? Sanki düz yolda yürüyorsun da bir de amuda kalkması kaldı başıma. O zorladı beni be. Kandırdı beni. Kolyemi çaldı. Ya bu kolye benden başkası takarsa uğursuzluğu getirir demiştim. Ne yani? Bu kolyede Afrika büyüsü mü var Rafi? Vallahi bilmiyorum ama öyle. Çok acıyor ya. Çok acıyor.
Uzatma. Dinlen biraz geçer. Rafi, yürü bakayım şöyle, gel benimle. Mayon nerede Hüseyin? Sen mi aldın? Her şeyi de benden biliyorsun zaten. Belli ki İstanbul'da unutmuş. Yok canım, unutur muyum? Çok iyi hatırlıyorum. Bavulun kenarına koymuştum. İyi bak, iyi. Hadi ben denize gidiyorum. Denize girmeyeyim diye çıkardın değil mi Hüseyin? Alacağın olsun. Pırlanta gibi tatilimi rezil ettin. Şimdi sen bu kolyenin başkalarına uğursuzluk getirdiğine emin misin Rafi Efendi? Evet. Bir kere Kenya'daki erkek kardeşim takmıştı. Kafasına gökyüzünde şişe düştü. Şişe mi düştü? Güzel. Öyleyse benim bu kolyeye ihtiyacım var Rafi. Vermem, bana ne? Ne demek vermem bana ne? Vereceksin Rafi. Şu bizim kumarbaz Naci var ya. Evet. Ben o Naci'ye gıcık oluyorum. Hem geldiği gün okeyde paramızı aldı, hem de içeriye gizli gizli içki sokuyor ya. Ama sen her şeye dahil deyip içkiden para istersen, adam gizli gizli içeriye içki sokar. Sokamaz. Nasıl sokacakmış bakalım? Hem sen kimden yanasın? Bitter çikolatası. Senden İyi ama. O zaman, uzatma. Bu kolye bende duracak. Bu akşam Naci ile okey oynayacağız. Ben kolyeyi Naci'ye vereceğim, Naci sürekli kaybedecek, ben sürekli kazanacağım. Anladın mı? Dikkat et Hüseyin abi, denizde yengeç var. Beni daha ilk günden ısırdılar. Beni ısırsa da bir şey elde edemez. Çünkü ayağımın altında nasır var. Mayon da çok güzelmiş, dökümlü filan. Oğlanı ne diyorsun? Biraz bol almış sağ olsun. Dikkat et de denizde düşmesin. Düşmez, düşmez. İpi var. Bir dakika beyefendi, bir dakika. Gördüğüm kadarıyla denize giriyorsunuz. Evet. Yüzme biliyor musunuz? Merak etme, Hüseyin abi boğulmaz. Ben sordum, boğulursa kurtarmam ona göre. Bu kim ya? Kadir Bey, Resort Otel'in can kurtaranı. Bittin kumarbaz Naci Efendi, sen bittin. Ya patron, ne de götürüyorsun benim kolyeme ya? Dur be bitter çikolata, yemedik ya kolyeni, vereceğiz. Bu akşamki oyun için Ramiz'den para alacağım. Ramiz Efendi. Ramiz Bey. Alo, alo Ramiz Bey, Ramiz Bey. Ne oluyor kardeşim, Ramiz kim? Ramiz, sizsiniz Ramiz Bey. Ramiz beni ilgilendirmez kardeşim. Ramiz Bey, acilen ödeme yapmanız gerekiyor. Uzun zamandır burada kalıyorsunuz ama zaten elinizden 5 kuruş para alamadık. Zatali beni ilgilendirmez kardeşim. Ödeme diyorum Ramiz Bey, ödeme. Uyku sersemisiniz, anlayamadınız galiba. Ödeme de beni ilgilendirmez. Pekala, siz bana verin cüzdanınızı, ben içinden gerekli olan miktarı alırım efendim. Cüzdan beni ilgilendirmez kardeşim. Al. Al, hepsi senin olsun. Hepsi mi? Duydun mu Rabbi, hepsi dedi. Kumara parası çıktı patron. Evet. Bu ne be? Sadece 1 milyon var. Gülme be, gülme. Fakir bu ya. Bu gariban. Ben de bunu adam sandım, içeri aldım. Bir de utanmadan kalkmış yemek soruyor. Hay Allah, ben sana ne diyeyim? Merhaba Sevinç Hanım. Ay inanmıyorum. Tatil yerinde örgü örmeyeceksiniz herhalde. Ne yapayım? Hüseyin mayonumu yok etmiş. Niye? Yok efendim, bu yaşta kadın denize girer miymiş? Yok efendim, millet mayoyla görürse ne dermiş? Sanki kendisi mayoyla Tarkan'a benziyor. Sakın kıyıya çıkma Hüseyin. Bende yedek bir mayo var ama içine sığacağınızı hiç sanmıyorum Sevinç Hanım. Malumunuz aramızda bayağı bir beden farkı var. Siz beni Şükran'la karıştırıyorsunuz galiba Müjgan Hanım. Benim vücudum pırlanta gibidir, pırlanta.
kızım, yeter artık. Yetmez anne ya. Ama iki saattir sallıyorum Ceren. Ne yapayım, başka bir şey yok ki. Ceren ya. Ya baban rahat bıraktığı zaman da sen çıkıyorsun başıma. Ben ne zaman tatil yapacağım? İstersen biraz da ben seni sallayayım anne. Tolga hadi, Assos'taki Aristo'nun felsefe okuluna gidelim. Ne yapacağız orada? İnsanoğlunun ilk defa felsefe yapmaya başladığı yerleri merak etmiyor musun? Yo, etmiyorum. Ha, varsa bana insanoğlunun ilk kız tavlamaya başladığı yerleri göster. Tarihe karşı çok duyarsız ve de saygısızsın Tolga. Hem tarihe karşı hem çıtırlara karşı nasıl duyarlı olabilirim Metecan? 10 tane kolum yok ya benim. Mustafa'cığım, 2 saatte bir arayıp kıskançlık yapacağına atlayıp buraya gelmen daha kolay olmaz mı canım? Peşimde bir sürü erkek var Mustafa. Hatta bir tanesi şu anda bana bakıyor. Saçmalama Mustafa, onunla konuşup ne yapacaksın? Merak etme, ben ona yüz vermiyorum. Uf, Mustafa, tamam tamam, götürüyorum, konuşursun. Tamam Mustafa. Gördün mü bak, cazibeli bakışlarıma dayanamadı, yanıma geliyor. Sizinle konuşmak isteyen biri var. Kim? Al, konuş. Alo. Memnun oldum Mustafa Bey, abi. Yok. Tolga. Ha. Kimdi oğlum o? Şey, bu kızın erkek arkadaşı. Ne diyor? Hapisten yeni çıkmış. 4 tane leşi varmış. Hepsi de kız arkadaşına yan bakanlarmış. Hadi ya. Eğer kız arkadaşına yan bakmaya devam edersen gözlerimi oyup koleksiyonuna katacakmış. İğrenç. Buraya gelmek harika bir şey yani. Evet, değil mi? Harika görünüyor. Aa, o ne be? Bunlar yeni mi Mütü? Evet. Yeni hedeflerimiz tespit edilmiştir. Is this love? Yürü koçum. Çok ayıp Tolga. Lütfen durur musun Tolga? Tolga! Vay vay vay, numaracı senin. Belim sakatlandı diye mis gibi uyuyorsun. Ama ben seni yapacağımı biliyorum. Sizinki sevdi Deniz'i bayağı, saatlerdir çıkmıyor. Evet, hiç bu kadar kalmazdı. Bana nispet yapacak ya. Sanki bir şeyler arıyor gibi değil mi Sevinç Hanım? Evet, benim de dikkatimi çekti. 1 saattir suyun dibine bakıyor. Hadi Hüseyin abi, çık artık şu sudan, bir tavla atalım ya. Çıkamam Sinan. Ne oldu, ne arıyorsun suyun dibinde? Mayo mu? Mayonu mu? Evet, birden kayıverdi, bulamıyorum. Ne oldu Sinan, niye gülüyorsun? Hüseyin abi denizde mayosunu kaybetmiş. Çok iyi oldu Hüseyin. Bana denizi yasaklamanın cezasını çek. Sakın Sinan Bey mayo falan vermeye kalkma. Kalsın orada. Vermem canım. Hele bir akşam olsun, gülüp eğlenelim. Ben gidip fotoğraf makinesini alayım. Ne oluyor be? Çiçeklere sığıyorum. Ne çiçeği be? Sen resmen beni suluyorsun. Bırak şunu. Ya ver şunu, dön beni. Niye suluyorsun? Ben onu... Yani böyle bir durumun bir terzinin başına gelmesi çok ilginç. Madem mayosu boldu, kenarlarından daraltsaydı ya. Hiç. Kendi mayosuyla ilgilenmez, benim mayomla ilgilenir. Oh, çok iyi oldu. Kalsın orada. Ay, diplerde ne var çok merak ediyorum. Ay hadi hemen dalalım. Hadi. Hüseyin, çık denizden. Şu
Numan Bey. Numan Bey. Hürmetler Numan Bey. Hayırlar olsun. Yoksa Nilüfer Hanım mı geldi Kadir Bey? Yok efendim. Onu sanmadı ama merak etmeyin. Her an gelebilir. Siz onu bunu bırakın da bu akşam okey oynamaya ne dersiniz? Okey mi? Okey. Çünkü siz eskiden çek senet işindeydiniz. Yani kumar gibi kötü alışkanlıklarınız vardır herhalde, değil mi Numan Bey? Kadir Bey, biliyorsunuz ki ben o işleri bıraktım. Dingin ve huzurlu bir insanım artık. Ama ortada çok büyük para dönecek Numan Bey. Ne kadar çok? Bayağı çok. Bir kereden bir şey olmaz herhalde, değil mi Kadir Bey? Tabii Numan Bey, bir kereden hiçbir şey olmaz. Saat kaçta, nerede? Hulya yattıktan sonra kazinoda. Anlaşıldı Kadir Bey, görüşmek üzere. Hürmetler Numan Bey. Saygılar Kadir Bey. Bin mukavele Numan Bey. Saygıyla. Eyvallah. Bu kule gerçekten uğursuz. Sen bittin Naci Efendi. Sen bittin. Kadir, ne oldu? Bir şey yok Hülya, sabah sporu yapıyordum. Tamam, geçti kızım. Kadir, biz bu civarları gezmek istiyoruz. Bizi gezmeye götür. Ne gezmesi Hülya? Ne bileyim ben, mesela Asos'ta Athena Tapınağı varmış, oraya gidelim. Hayatım, ne Athena'sı, ne Matena'sı, bunların sırası mı? Benim şimdi gidip otele gizli içki sokanları suçüstü yakalamam lazım. Hadi hoşçakalın. Ama Kadir, gezmek istiyoruz biz. Evet Naci ve Hans efendiler. Bu seferki arama, tarama ve yoklamadan kaçamayacaksınız. Gördüğün gibi tatil köyüne içki satmanın binlerce yöntemi var Hans. Ya ya. Ya ya tabii. Hadi yürü. Ya. Gülümse Hüseyin abi, çekiyorum. Sinan bak yapma diyorum. Mehmet Usta bu fotoğrafları görünce çok gülecek. Hüseyin çık artık. Ben sana havlu tutarım. Çıkmam. Gece olunca çıkarım. Ne diyor? Gece olunca çıkacakmış. Bence çok mantıklı. Ya Kadir, oyuna başlamadan önce Hüseyin abiyi çıkartsa mıydık denizden? Saat 12 oldu. Abi haklısın da çıkmam diyor. Herkes yatsın öyle çıkacağım diyor. Ama merak etme, deniz suyu sıcaktır. Kalsın biraz ya, keyfine baksın. Hadi başlayalım. Herkesin parası var değil mi? Ben sonra param yok falan anlamam ha. Var var, hadi oynayın. Bende de var. Ama güveniniz tam olsun diye size bu altın kolyeyi vermek istiyorum Naci Bey. Oyunla bir ilgisi yok. Oyundan sonra geri alacağım. Vay. Güzel kolyeymiş. Ama patron, sadece emanet ha. Ona oynamak yok. Tamam, tamam oynamak yok. Naci'ye uğursuzluk getirsin diye. Gördün. Al size. Hadi bakalım.
Arkadaşlar ben kalkmak zorundayım. Kaşınmaktan oynayamıyorum. Bir dakika. Yok öyle kazanıp gitmek. Rafi, hani bir kolye uğursuzluk getiriyordu? Vallahi kumardan kaybetmiyor da ama bütün sinekler onu ısırıyor. Ben bittim. Kalkıyorum. Ben de. Hadi iyi sabahlar. Bir dakika Naci Bey, bir dakika. Herkes için ortaya o cebinizdeki kolyeyi koyuyorum. Ya patron, delirdin mi? Bu kolye benim. Tamam Rafi, anlaştık mı Naci Bey? Tamam olur. Onu da kazanayım, öyle kalkayım bari. Tamam, hadi buyurun. Sırmayın be. Buyurun be. Hadi yeni oyun, hadi be. Hadi bakalım. Nalet olası. Günaydın anne. Günaydın kızım. Baban nerede acaba? Erken kalktı herhalde. Yok, babam dün gece seni uyuduktan sonra çıktı. Ne? Niye beni uyandırmadın Ceren? Annen uyandırma dedi. Sanki çok söz dinlermiş gibi. Yoksa beni aldatıyor mu? Kadir! Tamam mı beyler? Kolyeyi de kaybettiğinize göre ben kalkıyorum artık. Nereye gidiyorsunuz ya? O benim kolyem. Evet. O size uğursuzluk getirir. Ne uğursuzluğu? Beni de soksun. Allah! Ağrı soktu, ağrı! Naci Bey! Örümcek de soksun inşallah, anladın mı? Ben şöyle bir denize girip açılacağım. Deniz? Hüseyin abiyi denizde unuttuk. Senin ipinle kuyuya indik, bak başımıza gelene. Hani o kolye uğursuzluk getirdi Rafi Efendi? Ya getirdi ya. Bak sabah adam ağır soktu. Daha ne olsun? Kadir! Hurr ya! Kumar oynadın değil mi Kadir? Kim? Ben? Hayır Hurr ya. Kaybettiğin zaman sen böyle bıyığını bürersin. Kumar oynadın ve kaybettin değil ben mi? Ben mi? Yok, hayır Hurr ya. Hani bana söz vermiştin, bir daha oynamayın. Ama Hulya, beni zorla oynattılar. Başıma silah dayadılar. Değil mi Rafi? Artık dayanamayacağım. Ben İstanbul'a dönüyorum. Elveda. Hulya, gitme. Gördün mü? Kolyemi de kaybettim. Karını da kaybettin. Ne diyorsun sen Rafi? Seni öldürür Rafi. Yaktın beni Rafi, yaktın. Hulya yalvarırım, gitme. Gider tabii. Sen de kumar oynamasaydın. Ne diyorsun sen? Bitter çikolatası. Seni kimse anlamayacağım Rafi. Seni geberteceğim Rafi. Dön bir insana. Hulya ben daha çıkmayabilirim. Dön bir insana. Durun be, durun. Ne yapıyorsunuz? Durun eşek adamlar sizi. İçeriye Almanya'yla ya, aman be. Oha. Kayıtta mı? Yanmıyor işin. Benim payım daha yüksek değil mi patron? O hep yatıyor. Asıl benim pay yüksek olmalı çünkü bu dombil gibi yatıyor. Ben çalışıyorum. Ne demek lan dombil gibi yatmak? Bir de aynısını mı? Aynısını. Benim payım daha yüksek değil mi patron? O hep yatıyor. Asıl benim pay yüksek olmalı. Benim payım daha yüksek değil mi patron? Bu hep yatıyor. Asıl benim payı yüksek olmalı çünkü bu dombil gibi yatıyor her gün. Her gün. Dombil gibi yatmak değil nasıl? Benim payım daha yüksek değil mi patron? O hep yatıyor. Asıl benim payı yüksek olmalı çünkü bu hep yatıyor dombil gibi. Benim payım daha yüksek olmalı. Bu dombili hep yatıyor. Asıl bu dombili. Dombili hep yatıyor. Asıl bu dombili hep. Aşk olsun Hulya. Jeneratör bir yana, sen bir yana. Ne diyorum ben ya? Tamam. Sen bittin. Tamam. Sen bittin kumarbaz Naci Efendi, sen bittin. Of ya, baktım bir tuhaf ilk oyunda. Hep iş, hep iş. Ben de senden bıktım. Asıl ben senden bıktım. Baktım ya dedim. Bıktım. Çok isteyecekler, yapmayın. Çok isteyecekler, yapmayın. Ne oluyor? Çok isteyecekler, yapmayın. Şimdi sen bu kolyenin başkalarına uğursuzluk getirdiğine emin misin Rafi Efendi? Evet.
Bir kere Kenya'daki erkek kardeşim takmıştı kafasına gökyüzünü aldı. Çok uzak. Merhaba Müjgan Hanım. Aa, merhaba Sevinç Hanım. Buldum abicim. Of be, can kurtaran olmak vardı. Hiç olmazsa biri boğuluyor, denize girerdik. Ne dedin sen? Diyorum ki, can kurtaran olsaydık denize girerdik. Rafi, abicim buldum denize girmenin yolunu. Vallahi de billahi de buldum. Nasıl? Bak şimdi, birisi boğulacak. Ha? Biz de onu kurtarmak için denize gireceğiz. Tamam. John Belushi, kestin önümüzü. Ama öyle ne oldu? Sınırı sınır. Ha, tamam. Sen... Ha, ne diyorum? Göstermelik can kurtaran o. Göstermelik can kurtaran o. Ama öyle ne oldu? Sınırlara isindi. Gel benimle, gel. Başla. Dur. Oh oh, bakıyorum keyifler yerinde. Yerinde, yerinde. Güzel. Dombili Baykuş, gel buraya. Her şey hazır mı? Hazır Kadir abi. Güzel. Müzik lütfen. Evet arkadaşlar, şu çuvalda görmüş olduğunuz patatesler soyulacak. En çok patatesi soyan yarışmayı kazanacak. Ama ince soyulmuş patates soyulmuş olur mu be? Soyun. Evet arkadaşlar, şu çuvalda görmüş olduğunuz patatesler soyulacak. En çok patatesi soyan yarışmayı kazanacak. Ama ince soyulmamış patatesler sayılmayacak. Şimdi kaplarınıza su konur konmaz yarışma başlayacak. Patateslerin kararmaması lazım. Rafi! Rafi buraya gel, su getir. Toparladın mı? Kulemi geri alacağım. Mutlaka ben kazanacağım. Çok zor. Çok zor. Neydi lan senin ismin Rafi? Tamam pardon. Ya patron, belirledin mi? Bu benim. Tam. Senin ipinle kuyuya indik. Orada kaldık. Senin ipinle kuyuya indik. Gördün değil mi başımıza geleni? Hani uğursuzluk getirirdi o kolye? Getiriliyor. Bak sabah saat... Sabah saat... Bir dakika. Hocam, daha ne olsun gireyim mi? Getirdi ya. Bak sabah adam ağır soktu. Daha ne olsun?